أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستر يا سيدي سبحان الله. Evet, Allah subhanahu ve teala bizleri yarattı. Bizleri yarattı Celle Celaluhu. Ne için yarattı? Varlık alemine bizi gönderiyor. Yokluk aleminden varlık alemine. Var olmakla bizi şereflendiriyor. Ama hakiki var olmak yoluna düşmek için bizleri şereflendiriyor. Hakiki varlık Allah'ı tanımakla olur. Celle Celaluhu. Rabbini tanımayan insan yok hükmündedir. Değersizdir. İnsanlığını bilmez çünkü. İnsanlığını bilmez çünkü. Rabbini tanımak için varsın. Kur'an-ı Kerim'de biliyor musunuz? Allah Subhanahu ve Teala marifet makamına da, hakikat makamına da yol aldırmak için kullarını aslında her şeyi söylemiş. Ama tabii gören göz o ayrı bir şey. Gören göz ayrı bir şey. Biz bu yüce yolda yürürken bize Şeyhimiz Hazretleri mana alemini yaşamayı öğretti. Tabirlere takılmadan, statülere takılmadan yaşayarak o manevi kuvvete ermeyi öğretti. Şimdi değişik değişik yollarda işte şöyle olunca böyle olur, böyle olunca böyle olur diye belki işitirsiniz ama velakin mana aleminde Allah Subhanahu ve Teala her kula bir kalp kondurmuş. Hepsindeki tecelli de farklıdır. Hepsinin yol alışı da farklıdır. Yani büyüklerimizin bize söylemiş olduğu bu yolda şöyle yapman gerekiyor. Bir kapıdır o yani. O bir kapıdır. Sana belki pencereden nur gelecek. Bilemezsin yani. Sen edeple büyüklerinin şeylerine, nasihatlerine uyarsın. Ama nur kapısı nereden açılacağını Allah bilir Celle Celaluhu. Subhanahu ve Teala. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem yani hayatının her safhasında bize mübarek nur saçmış. 40 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşıyor. Mekke nasıl bir yer? Tamamen dalaletin, sapıklığın merkezi. Tamamen merkez. Düşünsene. Kız çocuğunu gömüyor adam. Bunu hangi insaf sahibi yapabilir, öyle değil mi? Kız çocuğunu gömüyor. Ama çok acayip gelmesin bize. Bugün kız çocuğu geliyor 6 aylık olur, kadın onu aldırıyor karnında. Onun da gömmekten bir farkı yok. Ruh üflendi, artık kalbi atıyor onun. Kalbi atıyor. 6 aylık çocuğu aldırdın mı karnından, katilsin sen. Allah katında Celle Celaluhu. Ruh üflendi çünkü ona. 4 aydan sonra ruh üflenir diyor. Yani bugün de var o kadar zalimler de neticede çocuk tabii şimdi o karnındakini daha görmediği için merhameti annelik de bilmediği için merhameti daha onun üstüne düşmemiş oluyor. Onun için kesin alın, kesin alın diyor. Ama katillikten kendini kurtarmıyor yani. Fakat çocuk doğduktan sonra hele hele şöyle 4 ay 5 ay geçtikten sonra onun annesine sarılması, onun o tatlı halleri bunu görüyor. 3 yaşına geliyor, 5 yaşına geliyor anneciğim anneciğim sarılmaları, babacığım babacığım sarılmalarının üzerine bu çocuğu alıp da gömüyor adam. Düşünebiliyor musun? Böyle bir dalalet var. Zina, fuhuş, içki hepsi. Bunun içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetişiyor. Ahlakında tek bir leke yok. O kadar pisliğin içerisinde. Biz şimdi genç olarak ne diyoruz? O yanlışı yaptın mı? İçtim hocam. Niye içtin? Ya etrafımda herkes içiyordu hocam. Zina yaptım, yaptım hocam. Herkes yapıyordu hocam. Şu yapıyor. Herkese suçu atarak kendi suçunu hafifletmeye çalışıyorsun ama efendim çalışıyoruz yani hep birlikte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke gibi dalaletin merkezi bir yerde. Gaddarlık o biçim, zalimlik o biçim, fuhşiyat o biçim. Yani o kadar rezil ki, o kadar rezil ki. Fahişe olan bir kadın evinin önüne bayrak asar. Onun fahişe olduğu bilinir.
ve iyice sapıklıkları var. 30 kişi bir kadınla ilişkiye girer. Ondan sonra kadın hamile kalırsa o erkeklerden istediğini seçer, o da onun babası olur. Böyle kanunları var Mekke'nin. Böyle dalalet kanunları var yani. Bir kadının kocası ölürse kocasının tarafından akrabaları onun üzerine elbisesini attı mı onun kölesi olur diyor. Onun kölesi olur. Bir kadının kocası ölürse o kadın ondan sonra saçını boyamaz, temizlemez, tırnağını kesmez, yıkanmaz, tıraş olmaz, hiçbir şey yapmaz. Ne zamana kadar? Bir köpek gelip onun kapısının önünü pisleyene kadar. Lanetli olarak görüyor o kadın yani. Kocası öldü ya. Böyle sapıklıklar içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetişiyor ve bir leke yok üzerinde. Onun için kimse kendini kandırmasın. İşte ortamımız bozuk, meclisimiz bozuk. Efendimiz önümüzde en büyük örnektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen içinde gül bahçelerini açtırt. Etrafındaki bataklar senin güzel kokunu senden çalacak değil. Çalamazlar. Çünkü senin kalbin Allah'a bakıyor Celle Celaluhu. Kalbi Allah'a bakan adamın kalbini kimse karartamaz. İşte tabii ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel bir insan olmasıyla birlikte, Allah'ın Habibi olmasıyla birlikte Allah Celle Celaluhu onu seçecek. Ama tabii onun da bir merhalesi var Efendimizinle. Geliyor 40 yaşına o kadar güzel ahlak, Mekke'nin güneşi diyorlar kendisine, emini diyorlar kendisine. O öyle olmasıyla birlikte ne yaptı Efendimiz? 40 yaşına geldiği zaman son aylarında, son günlerinde insanların arasından çekildi. Rabbinin sevdası düştü kalbine. Arıyor Rabbini ama Celle Celaluhu insanların arasında o hazzı, o tadı yakalayamıyor. Efendimiz, en büyük örneğimiz, imamımız ne yaptı? Çekildi insanların arasından. Dağ. Nur Dağı, Hira mağarasına çekiliyor. Orada tek başına ibadet yapıyor. İnsanlardan uzak. Dağa da çıkıyor. Dağa çıkmak ne demek? Orada oraya insan çok nadir uğrar. Dağa kim uğraşacak çıkacak tepesine yani? Şimdi bir sürü insan var. Dağcı mağcı. Tamam mı? İşi yok ya onların. Bakacak çocuk yok, çoluk yok. Ondan sonra dağcı oldum diyor, tırmanıyor durmadan. Namaz yok, niyaz yok, abdest yok. Ama herkesin bir vazifesi var, bir işi var, gücü var, şusu var, busu var. Dağa çıkmakla kimse ilgilenmiyor. Onun için oralar günahsız mekanlar. Ve de etrafı böyle geniş seyrettiğin zaman insanın kalbini açıyor. Tefekkürü genişliyor yani. Efendimiz de çıkıyor, yarım ada hükmünde. Hira mağarasına gidenler görmüştür. Yarım oda hükmünde bir yer. Böyle ayağa kalktığın zaman kafan tepeye değiyor. Öyle bir yer yani. Bir kaya orada ibadetini yapıyor. Nereden duyduğu ibadet? İbrahim aleyhisselamın dininden kulağına gelmiş olan ibadetleri yapıyor. Yemeğini orada yiyor. Ondan sonra bir gün bazen çekiliyor. Bazen iki gün çekiliyor. Bazen üç gün gelmediği oluyor. Neticede o ibadetleri mahsulü olarak Allah Subhanahu ve Teala Celle Celaluhu 40 yaşında Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ve orada o kimsenin olmadığı, lüks olmayan, tamamen bir kayanın üstünde ibadet yaparken Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamına erdi. Allah Subhanahu ve Teala kelamını gönderdi ona. Oku diye. Vay. İşte bu en başından ilerisine kadar Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimeleriyle Resul-i Ekrem'i ne yaptı? Yetiştirdi. Yetiştirdi, yetiştirdi. Bizzat Efendimizin yetiştiricisi Allah-u Teala'dır. Celle Celaluhu. O da makamının ne kadar yüce olduğunu bize gösteriyor.
Neticede Efendimiz bir ana geldiği zaman Rabbimiz ona ne ayeti kerime gönderdi? فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا Estaizu billah, bismillah. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi oradadır. Ayeti kerime geliyor. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Efendimizin kalbi ve hakikati öyle bir tamam hale geldi ki Rabbimiz ona buyuruyor, diyor ki sen nereye dönersen dön benim nurumu görürsün artık. Senin gözlerindeki o geçici perdelerin hepsi kalktı. Hepsini kaldırdık artık. Nereye dönersen dön orada bizim nurumuzu görürsün. Kul için böyle bir seçenek var. Nereye dönerse dönsün Allah'ın nurunu görebilecek bir seçenek var. Ama ney perde oluyor diyor Mevlana Hazretleri. Önünde bir kıl var, kıl. O kılı çekeceksin gözünün önünden. Nedir o kıl? Nefsinin oyunlarıdır, pişkinliğidir, taşkınlığıdır. Yani nefsini terbiye etme yoluna girmeden o kılı çekemezsin önünden. Çekmen lazım. Bizim işimiz Allah'ın nuruna ermektir. Celle Celaluhu. Sen Rabbine yaklaştıkça basiretin kuvvetlenir. Ayet-i kerimeleri kimsenin anlamadığı gibi anlayamaya başlarsın. Nerede Mevlana Hazretlerinin anlattığı ayetin manası? Nerede bugünün kitaplarında yazan manalar? Uçurum var arada, uçurum. Onun anlattığı gibi anlatabilecek adam çok nadir. Çok nadir. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri, büyük şeyhimiz, Mevlana Hazretleri'nin sözlerini bazen anlatırmış sohbetinde de. Mesnevi-i Şerif'i 18 cilt şerh eden adam sohbetine katılmış. Bak, Mesnevi 6 cilt. 3 katı kadar şerh yazmış adam ona. Mesnevi ile o kadar içli dışlı adam yani. Araştırıyor, taraştırıyor. Evliyaların kitaplarına bakıyor falan filan. 18 cilt şerh yazmış Mesnevi-i Şerife. Şeyhimizin sohbetine oturmuş. Şeyhimiz Hazretleri ki kelamını anlatmış da Mevlana Hazretleri'nin. Demiş ki o şerhin yazarı, efendim bizim sizden çok ders almamız lazım. Biz kitabı yazdık diyoruz ama sizin anlattığınızın yanından geçmedik biz. Yanından geçmedik biz. Neden? Çünkü menba aynı. Aynı menbadan alıyorlar. Onun ne söylediğini en iyi o anlıyor çünkü. Aynı menba kalbini döndüğü için. İnen nur haktan Celle Celaluhu. Kalbini oraya döndürdüğün zaman okyanuslar önünde açılıyor. Açılıyor da açılıyor. Açılıyor da açılıyor. Ama tabii biz en kısa tarafından anlatmakla mükellefiz bugün. Neden? Mevlana Hazretleri gibi şerh üzerine şerh yapsak kelamı, insanımız o kadar kasir akıllı oldu ki sözün yarısı boşa gidecek. Yarısından çoğu boşa gidecek. Onun için onun anlattığını onda biriyle nakil yapıyoruz biz. Onda biriyle. Uzunluk olarak yani. Yalınlık olarak. Evet. İşte Rabbimiz Celle ve Ala bize kendimizi yetiştirip kendi nuruna ermemizi istiyor. Karanlıklar içerisinde kalma. Onun için de bize ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Adem babamızın tövbesinin kabul olunduğunu bildirdikten sonra şöyle bir ayet nazil oluyor. Diyor ki Rabbimiz Celle ve Ala, قَالَ اَحْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٌ عَدُوٌ Cennetten aşağı düşün dedikten sonra yeryüzünde birbirinize düşman olacaksınız. Fakat فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا Benden birinize hidayet geldiği vakit, benim kelamımı duyduğunuz zaman, Allah'ın nuruna erdiğiniz zaman فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Ne yolunu kaybeder, ne cehennemlik yoluna doğru yollanır o insan. Benden gelen hidayeti gördüğü zaman.
Yani burada aslında Rabbimiz şunu anlatıyor bize. Sizi cennetten aşağı indirdim ama ben size yine cennetle olan bir bağlantı sağlayacağım. Nedir o cennetle olan bağlantınız? Cennet niye diyoruz? Cennet emniyet yeridir çünkü. Nedir o bağlantı? Benden bir hidayet geldiği zaman benim kelamımı duydun. Resulümün kelamını duydun. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ O hidayet nuruna kim tabi olursa فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى O adam yolunu kaybetmez. O sapık olmaz, o sapkın olmaz. O ortada kalmaz. O cehennemlikler tarafına düçar olmaz. Düşüp de düçar olmaz. Demek ki dünyaya düştük. Dünyada Rabbimiz bize ta Adem babamızı dünyaya gönderdiği zaman söylüyor. Bazınız bazınıza düşman olacaksınız. Öyle bir hal var dünyada. Aynen. Öyle zaten. Ortada her şey. Ama yolunu kaybetmemek istiyorsan Rabbinin hidayetine sımsıkı sarılacaksın. Allah Subhanahu ve Teala kendi ayetini anlatan dilleri sana gönderdiği zaman ona sımsıkı sarılacaksın. Rabbinin nurunu alacaksın oradan. Hidayetin nurunu alacaksın oradan. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Sonra devam ediyor ayeti kerime. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Fakat benim zikrim geldi. Zikri dediğin zaman nedir bunu biliyor musun? Vaaz-ı nasihat önüne geldi. Beni zikretme meclisini gördün, beni zikredenlerin meclisini gördün. Beni anlatanların meclisini gördün. Ve o meclisten geçerli hiçbir sebebin yokken a'rada, arkasını döndü. Ne olur? Allah'ın zikrini, hidayetini görüp, duyup, arkasını dönüp de giderse birisi, Rabbimiz bizzat buyuruyor, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَنْ Sıkıntılı bir hayatı olur o adam. Sıkıntılı bir hayat. Neden? Nuru yok ki hayatın. Karanlık içerisinde. Buraya gidiyor, ya şuradan bir yere gideyim, orada duvara tosluyor. Buraya gidiyor, buradan duvara tosluyor. Aradığı nedir aslında? Kalbin huzurudur. Bir kadınla onu bulayım diyor, oradan bir duvara tosluyor. Bir arabayla bulayım, oradan bir duvara tosluyor. Bulamazsın. Seni yaratan diyor ki, beni zikirde ancak huzuru bulabilirsin. Allah'a bir zikrillahi tatmainnul kulub. Aynen. Beni zikredip, benim yolumda gidip, benim nuruma ererek ancak bulabilirsin huzuru. Sen ondan başka her şeyde arıyorsun, onun yoluna, kapısına gelmiyorsun. فَاِنَّ لَهُ Kesin olarak söylüyor Rabbimiz. Kesinlikle sıkıntılı hayatı var onun diyor. Bu sıkıntılı hayat dediğimiz fakir hayat manasına gelmesin kimsenin aklına. Fakir hayat değil. Başına bir musibet geldiği zaman dayanacak bir dayanağı olmaz. Sabredecek kuvveti bulamaz. Müslümanın Rabbine yönelip de bulduğu huzuru tattığı o manevi tadı tadamaz demek oluyor bu yani. Adam şu dünyanın derdinden kurtulmak için içiyor devamlı. Öyle değil mi? Bu memlekette özellikle çok çok yapılıyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Neden? Kendinden geçmek istiyor çünkü. Sıkıldı dünyanın derdinden. Bunaldı. İslam'da kendinden geçmek var mı? Var. Var ama içkiyle değil. Neyle var? Allah'ın zikriyle var. Allah'ın nuruyla var. Allah'ın nuruna ererekten gayb alemi denilen kendinden geçmek öyle yalpalamak safı gidip duvara çarpmak değil tabii ki yani. Kalbini huzura erdirip Allah'ın nuruna ermek yani bizim dediğimiz bu kendinden geçmek.
Öyle ki sen ona seslensen de duymayabilir yani. O kadar kendinden geçiyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin dervişi Muhammed Parisa Hazretleri. Muhammed Parisa Hazretleri yetiştiriyor tabi mübarekler. Her şeyle ilgileniyorlar. Rabıta yapacaksınız. Allah'ı zikredeceksiniz. Allah'ın yarattıklarında tefekküre dalacaksınız. Bu dünyadan çıkacaksınız. Unutacaksın sağındakini, solundakini. Rabbinle meşgul olacaksın. Öğretiyor mübarekler. Şah-ı Nakşibend Hazretleri geliyor, bakıyor. Muhammed Parisa Hazretleri derenin ortasında bir taşa oturmuş. Ayaklarını da suya sokmuş. Zikir yaparken kendinden geçmiş. Kendinden geçmiş dediğimiz uyuklama değil ha bu. İlahi o bağlantıyı yakaladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor bazıları. Bazıları daha büyük meşayih-i kiram, kendinden önceki meşayih-i kiramları görüyor mesela. Cahile söylediğin zaman ya öyle bir şey olamaz diyor. Sahabi de var mı diyor böyle Efendimiz'i gören. Estağfurullah. Selman-ı Farisi Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? 3 saniye Efendimiz gözümün önünden gitse kendimi Müslüman saymam diyor. Selman-ı Farisi sahabe-i kiram büyüklerinden. Hep Efendimiz'e rabıta halinde yani. Mübarek. İşte Muhammed Parisa Hazretleri zikirdeyken mübarek kendinden geçmiş. Şeyhi geliyor, görmüyor. Ayak seslerini duymuyor. Bak, Şah-ı Nakşibend Hazretlerindeki mütevazi kalbe de bak. Talebesi tam istediği halde şu an. Yani zikire dalmış, kendinden geçmiş maşallah. Eğildi diyor Muhammed Parisa Hazretleri. Yani kendi dervişinin ayağını öptü. Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Kendi dervişinin ayağını öptü. Muhammed Parisa hala kendinde değil. Yok orada yani. Ya Rab dedi, bu ayakların hürmetine bizi affeyle. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor. Onlardaki kalp, onlardaki mütevazi hal. Nerede bizde yani? Biz hemen kendimizden geçiyoruz. Nasıl? Büyüklenme konusunda yani. Gelin elimi öpün, ayağımı öpün. Cennete. Adamlar öyle oldu şimdi. Benim elimi öpen diyor, cennete kesin girer. Biraz Allah Subhanahu ve Teala hal denilen şimşek gibidir. Çakar gider, kalıcı olmaz. Bir şimşek gibi. Mevlana Hazretleri de onu buyuruyor. Hal sahibi çok önemli bir şey değildir diyor. Onu her an yaşayabilen kişi ki makam sahibi derler ona, odur önemli olan. Şimşek gibi bir hal çakar gider, başlar kendini büyütmeye, böbürlenmeye, millete kendini satmaya. İş değil bu. Allah'ın rızası da yok bu işte. Allahu ekber. İşte وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Benim zikrimden yüz çevirirse birisi, ona sıkıntılı hayat veririm diyor Allahu Teala. Taha suresinin sondan bir önceki sayfanın son ayeti bu. Başka? Son iki ayeti. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kıyamet günü de onu kör olarak diriltelim. Kör olarak. Neden? قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Böyle diyecek o gün. Ya Rabbi beni niye kör burada dirilttin, haşre getirdin? Ben dünyadayken görüyordum. قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا. Bizim ayetlerimiz sana geldi. Allah'ın nurunu, Allah'ın şelaleler gibi akıtan o mübarek kelamın nuru size geldi. فَنَس۪يتَهَا. Unuttunuz. Rabbin namaz kıl dedi, unuttun. Zikir yap dedi, unuttun. Oruç tut dedi, unuttun. Birbirinizi Allah için sevin dedi, unuttun.
Yani ne demek bu? Rabbinin ayetlerine kör gibi baktım diyor Rabbimiz. Kör gibi baktım. Baktım diyorsun ama görmeyen adam gibi yaptın. Fenesiteha unuttun. Ve kezalikel yevme tunsa. İşte bugün de aynı şekilde unutuldu diyor. Dünyada İslam dininin emirlerine kör baktın. Onun için biz seni burada kör olarak haşrettik. Ve kezalikel yevme tunsa. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Aynı diyor, dünyada israf edip kendi vaktini Allah yolunda değil de şeytanın peşinde harcayanlar, ki bunlar israf edenlerdir. Her şeyi haklı. Allah seni niçin yarattı? Kulluk için yarattı. Allah-u Teala seni niçin yarattı? Ona ibadet et diye yarattı. Niçin yarattı? Onun nuruna er diye yarattı. Sen kendini karanlıklarda bıraktın. Şeytanın peşinden koşarak bir hayat yaşadın. Ne yaptın? İsraf ettin. Elması çöp tenekesine attın. Hayat, kalbin Allah'ın sana verdiği elbastı, altındı. Sen gittin onu lağım çukuruna attın. Lağım çukuruna attın. Ne oldu? İsraf ettin. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ. İşte diyor Rabbimiz Celle, aynı bunun gibi biz dünyada israf eden adama cezayı keseriz. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ. Rabbinin ayetlerine iman etmeyen, imanın nurunu kalbinde taşımayan, onun cezasını keseriz. Bir de ayetin devamı bize şunu gösteriyor ki وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Haşır meydanında bir sıkıntı var. Orada çekeceğim bir sıkıntı var ama diyor Rabbimiz, ahiretin azabı daha şiddetlidir, daha bakidir. İki tarafa bakıyor bu ayeti kerime. Dünyada da bir sıkıntı yaşarlar ama onu dert etmesinler, tasa etmesinler. Buradaki dert, buradaki sıkıntı çok geçici, çok kısa. Ama ahiretin azabı, ahiretin cezası aşaddu ve abqa, daha şiddetli, daha bakidir. Onun için yani insanımızda şöyle bir hata oluyor. Dünyada Allah Subhanahu ve Teala'nın aslında emirlerini biz aşk ile yapmamız lazım. Öyle değil mi? Rabbimiz bizi yarattı ne için? Arayıp onu bulalım diye yarattı. Onun nurunu bulalım diye yarattı. Yahu onun nurunu bulabilir miyiz biz? Ayet-i Kerim onu söylüyor. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Nereye yönelirseniz yönelin diyor, orada Allah'ın nurunu göreceksiniz. Kime diyor? Peygamberimize diyor. Peygamberimizi yetiştirir o mübarek sahabilere diyor. Biz de onların yolundan gider. Onlar gibi yetişirsek biz de oraya varırız. Allah'ın izniyle. Çok var varan. Bize niye olmasın? Ama o yolda gidenler bizim gibi tembel gitmiyorlar. Namazını cemaatle kılmaya çalışıyorlar. Huşu ile kılmaya çalışıyorlar. Gününü Allah ile meşgul geçirmeye çalışıyorlar. Gaflette değil, boş değil, gereksiz işlerle hiç değil. Öyle olursan o nura ermek sana da nasip olur. Mevlana Hazretleri öyle buyuruyor Mesnevi Şerif'te. Hiç zor değil. Hiç zor değil. Ama gözünü kapatma yeter ki. Her şey önümüzde açık diyor. Gözünü kapatma. Nasıl kapatıyorsun gözünü? Nefsine uyarak kapatıyorsun. Nefsinin kölesi olarak kapatıyorsun. Nefs azgın bir sırtlan gibi her bulduğunu yemeye çalışıyor. Her bulduğunu yemeye çalışıyor. Haram helal demeden hepsine saldırıyor. Sen de bırakırsan saldırırsın diye işte o gözünü kapatırsın bu sefer. Bu dünyada yani hayvan gibi yaşamaya gelmedik biz. Yiyelim, içelim. Namazımızı da surette kılalım, kalbimizde hiçbir şey yaşamayalım diye gelmedik. İnsanı insan yapan kalbidir, gönlüdür. Bu gönlü Allah'a döndüremiyorsak
daha insanlık dairesi içerisine girmemişiz demektir. İsteyen istediği kadar kendini kandırsın. Bu gönül Allah'ı Allah ile doldurulmak için bize verildi. Ama sen orayı dünyayla doldurduğun müddetçe oraya Allah girmez Celle Celaluhu. Allah dediği gibi Allah'ın nuru girmez yani. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor: "Ene agne şurakai." Ben ortaklık yapanların en zenginiyim diyor. En zenginiyim. Birisi bir ibadet yaparken hem Allah için hem de falancanın rızasını düşünürse diyor, ben onu hemen bırakırım diyor. Benim öyle bir ibadete ihtiyacım yok. Kulum bana halisane kalple yönelip yaptığı ibadetteki tek maksadı beni razı etmek oldu mu, ben onu kabul ederim. Araya bir sürü şeyler sıkıştırdı mı olmaz. Düşün, ibadette bile bu böyle. Sen gönlün içerisine Allah sevgisinden başkasını koyarsan o gönlü Allah alır mı, kabul eder mi? Etmez. Etmez. Onun için inşallah Allah'ı hakkıyla zikredenlerden olalım. İnşallah. Bu gerçekten çok büyük bir lütuf Rabbimizden. Bizim gibi aciz bir kula ikram ediyor. Diyor ki kulum, eğer çalışırsan nefsini geliştirir de benim istediğim bir kıvama getirirsen her yerde benim nurumu görebilirsin. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Allah Subhanahu ve Teala bizi o kuvvete sahip kullarından eylesin Celle Celaluhu. O kullarıyla beraber eylesin. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيقِ بِحُرْمَةِ الْحَبِيبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ